Bu baba çayı orası. Bizim memleket ya. Hayırlı olsun. Particilikten ziyade projeleri konuşacağımız, yapılmış projeleri konuşacağımız ya da bundan sonra devam edecek mi etmeyecek mi diye soru soracağımız bir aday var yanımızda. Halen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tekrar Antalya'dan aday ve konuğumuz. Antalya insanı rahat insan. Evet. Çünkü manzaraları güzel, çevreleri güzel. Mustafa Kemal'in de bir sözüyle karşılıyor Antalya insanları. Ben de hep söylüyorum. Şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel şehridir diyor. 14 Şubat'ta Antalya'da projelerimi açıkladım. Sevgililer Günü, aşkım Antalya diyerek açıkladım. Orada bir şey söylemişti. Dedim ki ben Cumhur İttifakı'nın adayım ama benim için önemli olan Antalya İttifakı. Belediye başkanlığımızda hiç siyasi parti farkı gözetmeden herkese hizmet etmeye çalıştık. Biliyorsunuz bazen siyasette çok yanlış bir düşünce. Hep şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki işte belediye başkanları az oy aldığı yere pek fazla hizmet etmez. Çok oy aldığı yere daha çok hizmet eder. Ama ben de tam tersi oldu. Konyaaltı mesela benim en az oy aldığım ilçeydi ama en önemli projelerimi orada yaptım. Hiçbir ayrım gözetmediğimin en güzel teyidi oldu. İşte Sahil Antalya Yaşam Parkı dediğimiz Konyaaltı sahilindeki proje ve hemen arkasından Boğaçayı. Şimdiki değerli belediye başkan adayı rakibimiz benim için hayal proje yapamaz, uçuk proje filan diyordu onlar için ama biz onları gerçekleştirdik. Ve Tünektepe teleferiği gibi çok önemli projeleri yaptık Konya altında. Bunları en az oy aldığımız ilçede yapıyorken en çok oy aldığımız ilçede Kepeze'de raylı sistemi götürdük. Şu anda varsa tren gitti. Dolayısıyla geçenlerde Antalya'da böyle bir kanaat önderleri farklı farklı partilerden arkadaşlar vardı. Çok sevgili partili kardeşlerim filan diye lafa başladım. Hop bir dakika dediler ya biz senin partinden değiliz. Nereden çıktı? Dedim ki hepimiz aynı partideniz. Çünkü ben Antalya partisindenim. Siz de Antalya partisindensiniz. Siz de Antalya için kanaat önderi olarak bir sürü fikir, proje, bir şeyler söylüyorsunuz. İşinizi, gücünüzü bırakıyorsunuz. Geliyorsunuz burada bizi dinliyorsunuz. Bize öneriler getiriyorsunuz. Eleştiriler getiriyorsunuz. Dolayısıyla benim için Antalya hakikaten bir aşk. Orada doğmuşum. Toprağına yatacağım şehir diyorum. Çok hizmetim olmuş. Gazetecilik yaşamımda olmuş. Ticaret Sanayi Odası Başkanıyken olmuş. Yaptığımız hizmetler gerçekten Antalya'da belki yüzyıllar boyu arkamızdan çok güzel bir şekilde anılacağımız hizmetler olacak. Derdimiz makam mevki değil. Ama makam mevki hedefiniz yok mu diyorsanız elbette var. O hedefim de milletin gönlündeki makam. Onun için uğraşıyoruz. CNN'de 40 programındaydım Buket Aydın'ın konu. Bana güzel bir soru sordu. Dedi ki... Güzel bir soru sordu. Güzel bir soru. Buket Aydın'a da selamlar. Dedi ki size işte CHP'den niye aday olmadığınız filan diye soran olmuyor mu filan dedi. Valla onu soran çok yok ama dedim. CHP'liyim ama sana oy vereceğim diyen çok oluyor dedim. Ben sizin CHP'li olduğunuzu düşünen seçmen de tanıyorum Antalya'da. Doğrudu. Siyasi kimliğimizi aslında çok ön plana çıkartmıyoruz. Antalya'da 12 ay boyunca turist akını oluyor. Özellikle yılbaşlarında binlerce turist geliyor. Şehir yılbaşlarına neden ışıklandırılıp süslenmiyor demişler. Noel kutlaması olarak algılandığı için mi yoksa başka sebepleri var mı? Bu turizme engel değil mi diye bir soru gelmiş. Elimizdeki ışıklandırma unsurları neyse onların hepsini kullanıyoruz. Ama ben başka bir şey yaptım. Turizm sektöründeki yatırımcılar, işletmeciler, iş adamları Antalya'nın her sokağını bir otele verir. Şıkır şıkır yapsınlar Antalya'yı. Bir keresinde Antalya'da bir turizm grubu Cumhuriyet Meydanı'nı muhteşem ışıklandırır. Dolayısıyla bu imkanları artık devletin kaynaklarıyla yapmak doğru değil. Bu gibi konularda Antalya bir turizm şehri ise bu turizmin ekmeğini turizmdeki arkadaşlarımız yiyor ise o zaman onlar da elini taşın altına koysunlar. Hangi meydanını istiyorlarsa Antalya'nın ben onlara vereyim. Hatta turizm örgütlerine verir. İstedikleri gibi ışıklandırsınlar. Biz bunu bazen yaptık. Ama bu konuda her şeyi devletten beklemek ne kadar doğru onun da takdirini izleyenlere bakalım. Büyük ihtimalle sorunun da alt metni şu. Siz partinizden dolayı yılbaşına mı kaçtınız? Herhalde bunun en son söylenilecek kişisi benim yani. Demişler ki Dedeman'dan Lara'ya doğru, Dedeman değil artık orası başka bir şey oldu. Akra Otel oldu. Dedeman'dan Lara'ya doğru izin verilen dikey yapılaşma kentin havasını bozuyor, rüzgarını kesiyor. Çok doğru. Buna devam edilecek mi? Çok doğru. Bu maalesef geçmişteki imar hatalarından kaynaklanan bir sonuç. Tabii hiçbir belediye başkanı bir memleketine kötülük yapmak istemez. Ama hepimizin hataları olacak. O yüzden geçmişte bu hatalar yapıldı diye birilerini yaftalamayalım. Kötü adamı ilan etmeyelim. Onlar da belki iyi şeyler yapmak için bunları yaptılar ama sonuçları çok kötü oldu. Bizim gelecekte o hatalardan ders almamıza yarayarak bundan sonrasını planlamamız için de bize bir ders niteliğinde bir imkan tanıyor. İşte o yüzden ben Antalya'da kentsel dönüşümde örnek çalışmalarla Türkiye'de örnek kentsel dönüşüm çalışmalarını yapıyorum. Benim yaptığım kentsel dönüşüm projesi Chicago'da ödül aldı. Green Award. Dolayısıyla artık biz bunlara çok iyi dikkat ediyoruz. İklim değişiklikleri nedeniyle özellikle geçtiğimiz yıl aşırı yağış sonrası sellerden ve hortumlardan başta üreticiler olmak üzere tüm Antalya halkı büyük sıkıntılar yaşadılar. Can kayıpları da oldu. Neler yapacaksınız? Önlemleriniz var mı? Vallahi Oğuzhan'cığım sana şunu söyleyeyim. Benim çocukluğumda hortum mortum yoktu ya. Yani şimdi birden biz böyle işte bu sene hortum felaketleri yaşadık. Herhalde bu küresel ısınmanın iklim değişikliğinin getirmiş olduğu sonuçlar. Bunlara karşı çok dikkatli tedbirler almamız gerekiyor. Tabii devlet aslında burada yaraları çok çabuk sarıyor. Ama biz de tedbirlerimizi doğru almalıyız. Demek ki bunlarla yaşayacağız bundan sonra. Antalya'ya olan etkilerini birlikte çalışıyoruz Avrupa Birliği'ndeki uzmanlarla. Antalya'yı oraya doğru yavaş yavaş
yavaş hazırlıyoruz neler yapacağımız konusunda. Bu çalışmalar esnasında önlemlerin arttırıldığını söyleyebilir misiniz peki? Yani şimdi bu Allah'ın afeti önlemi nasıl arttıracaksınız ki? Yani güm diye geliyor işte hortum veya sel geliyor. Sel geliyorken yağmur suyu drenaj kanallarını şehir merkezinde, ilçe merkezlerinde arttırıyoruz. Eskiden Antalya'da can kayıpları yaşıyorduk. Çok ciddi yağmur suyu kanalları yaptık. Ve hepsi yerin altında gözükmüyor şu anda. Ama şimdi bırakın can kaybı yaşamayı artık Antalya'da iki misli yağan yağmura rağmen ana caddelerde en azından bir göllenme, bir yağmur suyu felaketi filan söz konusu olmuyor. İşte tedbir almamız gerekiyor. Ben bu dönemde 4271 kilometre içme suyu kanalı yapmışım. Yerin altında gözükmüyor. Biz Antalya'da eskiden birçok yerde asbestli borularla su içiriyorduk millet. Bunlar artık kalkıyor. Yani belediyecilik gözle görüleni süslemek değil. Evet. Altyapıdan vazgeçemeyiz. Tabii. Bu yöntem de çok fazla kullanılıyor memlekette. İnsanların da dikkatini çekiyor bu. Bakmıyorlar ki altyapıda ne oldu. Genel olarak çevredeki düzenlemeye bakıyorlar. Şimdi Akdeniz'de sık sık ufak da olsa depremler oluyor. Olası bir deprem için ne tür hazırlıklarınız var? Mesela demiş ki depremde riskli binaların envanteri var mı? Bunlar çıkartıldı mı Antalya için? Şimdi bu bizim için çok hassas bir konu. İşte bunun için deprem master planı gerekiyor. Bunu inşaat mühendisleri odamızda uzun zamandır çalışıyoruz. Şimdi deprem master planı çıkarttığınızda Antalya'da. Antalya bir turizm şehri. Evet. Depreme dayanıksız yapıların oranı %60-70 çıkarsa gelecek turistlerde bir soru işareti. Çünkü biliyorsunuz bunları çok iyi provoke etmeye hazır da bir uluslararası medya karşımızda. Evet. O yüzden bunu biraz kırıp dökmeden ihtiyatlı götürmeye çalışıyoruz. Ama Antalya'nın deprem master planı ne olursa olsun az önce altyapıdan nasıl çekinmiyorsak deprem master planı yapılmasında da çekinmeden cesaretle üzerine gidip fazla da kırıp dökmeden bunu tamamlayacağız. Bununla ilgili bir adım atıldı ama o zaman. Elbette. Başladık çalışmaya. Ramazan Bey demiş ki sırf oy toplayabilmek için mi otobüs seferlerine ve suya indirim yaptınız? Seçimden sonra da devam edecek mi demiş. Tabii ki devam edecek. Niye şimdi son hafta açıkladınız? Oğuzhan'cığım sorma, benim projeleri ben açıkladıktan sonra kendileri sanki hiç ben daha önce açıklamamışım gibi adeta bir proje kopyasına doğru götürdüler. Şimdi onu açıklasaydım valla bizim proje gene acaba aşırılır mıydı diye. Son 10 günü bekledim o yüzden. Seçime kadar mı diye düşünüldü. Bu bir seçim vaadi mi diye düşünüldü. Devam edecek. Bu 5 sene boyunca devam edecek. Burhan Bey demiş ki özelleştirme adı altında halkın kullanacağı uygun fiyatlı alanlar neden daraltıldı? Mekanlar ateş pahası. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Daha önce denize girdiğimiz halk plajı olarak kullandığımız yerlerde bugün özel tesisler var. Gidemiyoruz. Neler yapacaksınız bununla ilgili? Şimdi mesela bir örnek vereyim. Bizim Konyaaltı sahil Antalya Yaşam Park. Aşağı yukarı 4 kilometrelik bir yerdir. Evet. Şimdi bu ticari alanlar %7'sinde var. %93'ü tamamen halka açık. 0 lira. Hiç para vermek istemeyen de halka açık %93'lük Konyaaltı sahilinde veya Lara sahilinde istediği gibi denizine girer. Şu anda rakibiniz olan Muhittin Böcek doğalgazın yalnızca Konya altında yapıldığını söylüyor. Bu doğru mu? İkincisi biraz önce dediniz ki hani projelerimi son haftaya saklıyorum. Bazen araklanıyor projelerim dediniz. Muhittin Bey de aynısını söylemiş. Benim vaat ettiğim projeleri Menderes Bey söylemeye başladı demiş. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şunu söyleyeyim. 8641 çiftçi şu anda sulama suyunda elektriği bedava kullanıyor. Sulama suyu maliyeti yarı yarıya düşüyor. Bunu ben sadece Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı sulama birliği ve kooperatiflerinde yapıyordum. Bir dahaki dönem bunu yaygınlaştırıyorum. 50 bin çiftçimiz artık sulama suyunda elektriği bedava kullanacak. Bunu nasıl yapıyoruz? Güneş enerji santralleriyle yapıyoruz. Muhittin Bey bunu ilk defa yapıyormuş gibi kendi projem diye anlattı. Ben 5 senedir zaten yapıyorum ya. Bir film yapmışlar. Benim yapamadığım taahhütlerimle ilgili güya. Mesela diyor ki orada doğalgaz yapamadı. Muhittin Bey Konyaaltı'na doğalgaz getirdiğini söylüyor. Konyaaltı'na doğalgaz getiren Büyükşehir Belediyesi'dir. Çünkü Türkiye'nin her yerinde doğalgaz yatırımlarını büyükşehirler yapar. Ama kendisi doğalgazı Konyaaltı'na getirdiğini ifade eden bir reklam çekmiş. Bunlar sosyal medyada var. Arkada büyükşehirin tabelası var. Dolayısıyla doğalgazı sadece Konyaaltı'na gelmesi filan tamamen gerçek dışı. Kepez'de de var, Muratpaşa'da da var. Daha da yaygınlaştırıyoruz. Bugün BOTAŞ'la bir toplantı yaparak buraya geldim. Şimdi Korkuteli'ye gidiyor. Kumluca, Elmalı, Manavgat ve Alanya'ya kadar doğalgaz ağını yaygınlaştırıyoruz. Kendisi yapmış gibi film çekmiş. Arkada tabelayı görmemişler. Büyükşehir'in logosu var. Antalya'da esnaf ve ev sahipleri şu öğrencilerin sırtından ne zaman inecek? Ev fiyatları çok yüksek. Bu konuyla ilgili çözümümüz var mı? Bir yurt projemiz var. 1200 kapasiteli hemen üniversitenin bitişiğinde bir yurt projemiz hazır. Alan tahsislerini aldık. Üniversitenin içerisinde artık büyük bir kampüstür biliyorsun. Ücretsiz ring seferler koydum toplu ulaşım araçlarına. Üniversitedeki kardeşlerimiz, öğrencilerimiz istediği yere kampüsün içerisinde bedava bizim toplu ulaşım araçlarıyla gidiyor. Kesmedi beni. Üniversitenin içerisinden raylı sistem hattına kadar da ücretsiz otobüs hattı koydum ki raylı sisteme kadar üniversite öğrencisi ücretsiz gitsin, ondan sonra raylı sistemle de istediği yere gitsin diye. Üniversite öğrencilerini önemsiyoruz. Kültürel etkinliklerine de ciddi destek vermeye çalışıyoruz. Üniversitenin içerisinde sadece çamaşırhane açmadık. Meslek edindirme kursu istediler, onu da açtık. Üniversiteye en büyük hizmetlerimizden bir tanesi de ücretsiz Wi-Fi. Güzel. Oradan girip buraya yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Kaleiçi Antalya'nın en güzel mekanlarından. Fakat orada artık oradaki işletmeler, kulüpler, publar diyorlar ki biz masamızı dışarı sokağa koyamıyoruz artık. Gençler sokakta daha çok vakit geçirmeyi seviyorlar ama yasaklandı, biz dışarı koyamıyoruz diyorlar. Yok, belli bir limit dahilinde elbette ki koyuyorlar. Ama yani, siz yaya yolunu kapatıp masalarla insanların geçişini engellerseniz ona da müsaade etmek takdir edersiniz ki mümkün değil. Belli bir limit dahilinde herkes dışarıya masasını koyabiliyor. Peki Antalya şu anda Türkiye'nin en borçlu belediyesi mi?
Çok yalan. Bir kere şunu söyleyeyim. Belediyelerin batık bir belediye bütçesine sahip olması yeni kanun çerçevesinde mümkün değil. Çünkü artık belediyeler gerçekleşen bütçesinin 1,5 katından fazla borçlanamıyor. Sizin gerçekleşen bütçeniz 100 lira mı? 151 lira borçlanamazsınız. Ben 2009'dan önce bu filmi görmüştüm. Bize batık belediye falan dediler. O dönemde de gazeteci arkadaşlar, o dönemki aday Sayın Akaydın daha sonra belediye başkanlığı yaptı. Dediler ki ya siz bu kadar kötü bir bütçesi var belediyenin, nasıl yöneteceksiniz? Bakın bu kadar ikiye bir duruyorsunuz. Bitik belediye bütçesi iflas etmiş, batık belediye falan. Nasıl yapacaksınız bu işi diye sordular. Çok güzel bir cevap verdi. Dedi ki Antalya, Ankara'dan zengin kardeşim merak etme, yaparız bu işleri dedi. Seçildiği saniye enkaz edebiyatı, mazeret edebiyatı. Şimdi yine batık belediye edebiyatına başladılar. Mazeret belediyeciliğin taşlarını döşüyorlar. Türkiye'de hiçbir belediyenin bütçesi batık olamaz bu kanun gereğince. Antalyalılar, gençler bunun farkına varacaklardır diye düşünüyorum. Ben 3. etap raylı sistem projesini Dünya Bankası'nın kredi kuruluşu olan IFC'den kredilendirdim. IFC ilk defa Türkiye'de, bakın Türkiye'de ilk defa bir belediyeye hazine garantisi istemeden 140 milyon, 150 milyon euroya yakın kredi verdi. Şimdi ben buradan soruyorum. Bizim bütçemiz batık olsa hem de hazine garantisi istemeden Dünya Bankası kuruluşu bize hazine garantisi istemeden borç verir miydi? Vermezdi. Enteresan bir durum var. Ben bu son zamanlarda bu dikkatimi çekiyorum. AK Parti hep sarıydı amblemleri, miting alanlarında. Bu ara bayağı kırmızı oldu. Kırmızıya dönüştü. Bu son dönemdeki bayrağı ön plana çıkartma durumundan mı oluyor? Yoksa parti genel olarak artık hani beka meselesi de dendi biliyorsunuz belediye seçimleri için. Bu söylemi de güçlendirmek için artık bir kırmızıya mı yöneldi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani orada biz bir kalp işareti yapıyoruz. Tabii. Yani kalp sarı yapacak mı? Halimiz yok. Tabii bayrağımızın renkleri çok güzel. Peki genel olarak partinizin beka meselesi demesine nasıl bakıyorsunuz? Türkiye'nin bir beka sorunu bugün ortaya çıkmış değil. 100 sene önce de vardı. 100 sene sonra da olacak. Dolayısıyla bugün beka sorunu yoktur demek bence çok doğru bir yaklaşım değil. Her zaman oldu. Vardı, olacak. Şimdi bakıyorum mesela bizi eleştiren, beka sorunu yoktur diyen muhalefet adaylarının sloganlarına bakıyorum. Antalya'da gördüm bir tanesini. Geleceğimiz için birlikte olalım diyor. Bu bile bir beka sorunu ifade ediyor ki CHP adayı bunu söylüyor. Ben Antalya'yı konuşmak istiyorum gibi bir ifade var gözünüzde. Aynen öyle. Ben genel tez sorduğunuz için konuşuyorum. Anladım. Yoksa ben genel siyaset hiçbir yerde konuşmadık. Lare ve Konya altında liman projeleriniz var. Evet. Gerçekleşirse büyük gemiler buraya yanaşacak mı? Yanaşırsa sıkıntıya düşecek demiş insanların bu denize girmeleri. Ayrıca büyük gemiler bugüne kadar Alanya'ya geliyorlardı ve Alanya bundan gelir elde ediyordu. Bu proje olursa ne olacak? Projede otel yapımı düşünülmüş. Orada her yer denize sıfır, otellerle dolu. Bu otele gerek var mı demişler. Ben kruvaziyer liman Antalya yapacağım diyorum. Neden yapacağım diyorum. Biz Antalya'da 13 milyon 600 bin turist geliyor. Bu sene geldi. Gelecek sene 16 milyon turist bekliyoruz. Bugün Antalya dünyada New York'la birlikte en çok konaklamalı turist ağırlayan 3. şehir. En çok Londra, sonra Paris, 30 milyon, 20 milyon sonra biz geliyoruz. Biz aslında nicelikte iyi bir turist sayısını yakalamışız ama bizim derdimiz nitelik. Yani gelir düzeyi yüksek turisti getirmeye çalışıyoruz Antalya'ya. Bunu başaracağız. O zaman Antalya zenginleşecek, Antalyalı zenginleşecek. Gelir düzeyi turist neyle geziyor? Kruz gemilerle geziyor veya yatlarla geziyor. Konya altında yat limanı nereye yapıyoruz? Şu anda tel çit örgülerle kapalı, kamunun kendi misafirhanesi, sosyal tesisi olarak kullandığı, Antalyalıların hiç giremediği bir yere yapıyoruz. Dolayısıyla biz de Antalya'da halka kapalı bir alanı halka açıyoruz marina yaparak. Benim rakibim diyor ki kruvaziyer limanı yük limanının içerisine yapacağım. Hiçbir şekilde sığma şansı yok. Çünkü ben o limanın işletmeci şirketi, yani serbest bölgenin Asbaş'ın en büyük hissedarı olan belediyenin başkanıyım. Avucumun içi gibi biliyorum. Ben kruvaziyer liman diyorken Oğuzhan'cığım, benim rakiplerim, hatta muhalefet partisinin milletvekilleri meclise kruvaziyer liman çok büyük yanlıştır diye benim hakkımda soru önergesi verdi. Şimdi kruvaziyer liman yapacağız deme noktasına gelmişlerse ben bundan mutluyum. Ama gerçekten derslerine iyi çalışmıyorlar. Bu sefer de yanlış adrese yapacağız diye duvara tosluyorlar. Gelelim Lare'ye. Kruvaziyer liman yapacağız. Şimdi kruvaziyer limanı biz neden Lare'ye yapıyoruz? Çünkü ben dünyanın en önemli kruiz firmalarının yöneticileriyle, sahipleriyle, CEO'larıyla konuştum. Dünyayı geziyoruz. Dünya bu işleri nasıl yapıyor öğreniyoruz. Biz daha iyisini yapma iddiasını koyuyoruz. Antalya hub olur dediler. Yani bir merkez olur. Antalya hub olacağı için Miami'ye gidiyorsunuz. Güney Amerika'ya kruizle gitmek istiyorsanız. Uçakla gidiyorsunuz. Orada iniyorsunuz. Bir gece kalıyorsunuz. Ve orada bir gece konakladıktan sonra gemiye binip 3-5 gün, bir hafta, 10 gün neyse Güney Amerika turuna, kruiz turuna gidiyorsunuz. Vay, neler yaşıyormuş insanlar. Biz daha vapur bekliyoruz. Biz bunları tabii çok iyi çalışıyoruz. Dolayısıyla kruiz liman yapacaksanız bir kere havaalanına yakın olacak. Lara'da yapmak havaalanına 10 dakika mesafe. Peki niye yanına otel yapıyoruz? O kadar otel var. Çünkü gelen kruiz yolcusu orada bir gece kalacak. Ertesi gün gemiye binip gidecek. Orada bir ihtiyaç. Bizim orada kapattığımız sahil, yani halkın kullanımına açık olan sahili kapatıyorlar iddiasının ne kadar gerçekleşi olduğunu ifade etmek için söylüyorum. Sadece 500 metre. Sadece Lara sahili sen çok iyi biliyorsun 6 kilometre. Ve devamında 12 kilometreye kadar gider. Şimdi 6 kilometrelik bir yerde siz nitelikli turisti, gelir düzeyi turisti, yani zengin turisti getirmek için 500 metre sahilinizi ayırmazsanız yapma şansına sahip değilsiniz. Buraya yapma. Biz limanı nereye yapacağız? Torosların zirvesine mi
yapacağız. Bunu kullanmak zorundayız. Onun için söylemiştim. Çok güzel soru, çok güzel cevap verdi. Umarım cevap da soruyu soran arkadaşımızı tatmin etmiştir. Mesela demişler ki Boğa Çay projesi vardı. Çayın çevresinde restoranlar, kafeler vesaire yapılacak mı? Çay etrafında zeminin kum ve çakıl olması maliyeti artıracak mı? O proje bitti. Geçmiş olsun. Arkadaşımızın interneti yavaş galiba. O proje etap etap bitiyor. Birinci etabını bitirdik. Onun ikinci, üçüncü de etabında Hollywood'daki sinema stüdyolarının çok daha iyisini yapacağız. Bunu çok bekleyen var ve bu ne zaman bitecek diyorlar? Önümüzdeki dönemde bitecek. Peki platolar için uzman bir göz size yardım ediyor mu? Bir yönetmen? 30 sene önce Universal Studios'u çizen Andy Grant bizim projemizi çizen kişi. Başka sorum yok. Evet. Ya dedi ben dedi 30 sene önce çiziyordum bunları filan yeni yaptığımı zannetmeyin filan dedi. Tamam dedik baba iyi bir adama benziyor. Şeklini koymuş yani. Dünyadaki en önemli film prodüktörlüğüyle, prodüksiyon firmalarının CEO'ları sahipleriyle. Los Angeles'a defalarca gittim. Bir keresinde Sayın Cumhurbaşkanımız da Amerika'ya sırf bu için gittiğinde. Orada Game of Thrones'u çeken firmanın co-producer'ı geldi. Bir de bir sinema teşvik kanunumuz daha o zaman gittiğimizde çıkmamıştı. 2 ay önce o da çıktı. Böylelikle yurt dışından gelen prodüktörler artık bir geri ödeme. %25 ya da 30 kanunda yeni çıktı. Alabiliyorlar. Neden? O yabancı prodüktörleri Türkiye'ye çekelim diye. Aslında film üretiminin dışında Türkiye ekonomisine de büyük katkısı olacak. Hem ciddi bir döviz geliri ama esas katkısı PR. Uluslararası PR. O Game of Thrones'un co-producer'ı geldi anlattı bana. Oturdu. Hello dedi böyle bir. Anam dedim Godmother geldi galiba. Şunu söyledi bize. Dedi ki ben Game of Thrones'u Ürdün'de kafamıza bombalar yağıyorken çektim. Genç adam dedi sen dedi bu dedi stüdyoları bitir. Ben dedi kovsan Antalya'dan gitmem dedi. Yine Activision, Call of Duty yapan. Bundan önce de işte Star Wars'u yapmışlar. Biz Star Wars'da önce sinema filmini çektik. Ondan sonra da PlayStation'ı sunduk piyasaya. Ama Call of Duty'de önce PlayStation sunduk. Sonra sinema filmini çekeceğiz. Aynı Star Wars gibi. 1, 2, 3. Şu anda Filipin veya Endonezya'lar çekmeyi düşünüyoruz dedi. Ama dedi ben dedi siz bu stüdyoları yaparsanız bana Antalya'ya gelme deseniz bile gelirim Antalya'da çekerim dedi. Gençler diyor ki hani buradan biz de faydalanabilecek miyiz? Çünkü Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi var. Orada sinema televizyon var. Kardeşimiz orada ve sinema akademisini kuracağız içine. Evet. Müthiş bir fırsat olacak gençler için. Neden Antalya'da bu kadar ışıklar, uzun kırmızı ışıklar? Yani ben orada yaşlandım. Çok uzun değil mi sizce de? Ama şimdi yok Oğuzhan'cığım. Ne zamandır gelmiyorsun Antalya'ya? Şimdi artık çok azaldı gerçekten. Expo'da yapılması planlanan Disney'in türü projeden vazgeçilmesinin sebebi nedir? Vazgeçilmedi. Daha ne yapılması gerektiğine karar verilmedi çünkü. Yani biz orada bir temalı park Disneyland gibi yapabilir miyiz? Hala bir köşede duruyor. Çalıştığımız konulardan bir tanesi. 2 katrilyona yakın devlet olarak oraya yatırım yaptı. Hepsi duruyor orada. Şu anda aslında orası hala ziyaretçileri açık. Hala da ciddi ziyaretçisi var. Ama expolar, olimpiyatlar kısa dönemler için yapılmış büyük yatırımlar. Kullanılabilmesi için çok doğru bir karar yakında inşallah hep birlikte vereceğiz. Ama bunu Antalyalılarda da tartışarak vereceğiz. Sunağan Baş demiş ki Akdeniz Üniversitesi Kültür Kapısı'na üst geçit yapılacak mı? Yeni yapılan üst geçit sizce ne kadar faydalı? Burada çünkü kaza olmuş sanıyorum. İşte bir kardeşimiz orada hayatını kaybetti maalesef. Oraya biz bir katlı köprülü kavşak yapacağız. Karayollarıyla birlikte. Oradaki üst geçit tam o kavşağın içinde kalıyor. Oraya bir geçici üst geçit yaptık. Sökülebilir, takılabilir. Orada kavşak inşaatımız yakında başlayacak. Bittikten sonra oraya gayet konforlu bir üst geçidi yeniden yapacağız. Demişler ki Serik ve Belek arasındaki ulaşım sorununu çözmek için ne gibi projeleriniz var? Turistleri düşünüp yazın 9'a kadar seferler konuluyor. Fakat Belek yerlileri düşünülüyor mu? Otogardan gelen Belek'e gitmek için sadece taksi kullanabiliyorlar. Şehir arası otobüs seferleri için de şehir içi ulaşım saatleri birbirine uymuyor. Ne yapacaksınız bu konuda? Soru uzun cevap kısa. Seriye raylı sistem geliyor. Finale geleyim. İzleyicilerimize sizi baş başa bırakayım. Neden tekrar sizi seçsinler? Şu anda onlarla baş başasınız. Buyurun. Özellikle bu dönemde Antalya'da çok önemli hizmetleri yapmak istiyoruz. Geçmişte yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Antalya biz kazandığımızda kazanan bir şehir olmuş. Biz kaybettiğimizde maalesef kaybetmiş. Bunu ben söylemiyorum. Tarih söylüyor. O yüzden biz önümüzdeki dönemde Antalya'ya vizyon projeleri kazandırmak, Antalya'da işsizliğe çözüm olmak, Antalya'da özellikle sosyal belediyecilikte, sosyal yardımlarımızla, tarım destek paketlerimizle hem öğrencilerimize hem gençlerimize önemli destekler vereceğiz. Örneğin üniversite öğrencilerimize. Bu dönemde ilk kez burs vermeyi düşünüyoruz. Bunu başaracağız. Biz bu dönemde 10 bin ortaokul ve lise öğrencimize burs vermişiz. Bir dahaki dönem üniversite öğrencilerimiz de buna ekleyerek 30 bin öğrencimize burs imkanı sağlayacağız. Sadece burs değil, sosyal yardım olarak da 14 bin vatandaşımızda sosyal yardım kartımız var. Bunu da 30 bine çıkaracağız. Evinde çalışan hanımefendiler üretirlerse ev bütçelerine katkı sağlayacaklar ve onlara 5 bin liraya kadar mikro kredi vereceğiz. Velhasıl dar gelirliği ev sahibi yapacağız. Bu dönemde 606 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi yaptık. Bunu daha da ilerleteceğiz. Bu seçim bir iktidar seçimi değil, bir muhalefet seçimi değil, bir genel seçim değil. Bu seçimde iktidar devam edecek, muhalefet devam edecek. O yüzden Antalya, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi hiç şüphesiz ki dünyanın en güzel yeri. Antalya böylesine güzel bir şehirken biz Antalya'yı siyasetin kısır çekişmelerine kurban etmeden muhasebesini iyi yapmamız lazım. İyi bir analizle doğru sonuca vardığımızda kazanan siz olacaksınız. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve tekrar aday Menderes Türel konuğumuzdu. Çok teşekkür ederim. Ayrıca sizin programınızda olmak da benim için büyük mutluluk oldu. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Sağ olun.